Saygıdeğer Demir Çoker sayısının değerli takipçilerine selam olsun. Bugün farklı bir konumda açılış yapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Bugün nereye mi gidiyoruz? Bugün Fenerbahçe, MK, Ankara Gücü maçına gidiyoruz. Ankara Gücü de renk taşımız olur arkadaşlar. İnşallah kazanacağız. Fenerbahçe'ye az da olsa kırgınlığım var arkadaşlar. Beşiktaş maçından kalma maalesef. Her ne kadar Karagümrük maçına da gitsem, gol attığımızda da sevinsek, az da olsa içimde Fenerbahçe'ye kırgınlığım var söylediğim gibi arkadaşlar. Şu an Yeni Mahalle Halkalı Marmara İstasyonu'ndayız. Birazdan Gebze yönüne giden tren gelmiş olacak ve bindikten hemen sonra Söğüt Çeşme durağında da inmiş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere istasyondan ayrılıyoruz. Bir Fenerbahçeli olarak üstümde ne sarı var ne de lacivert. Formadır, atkıdır, yüz boyasıdır, efendime söyleyeyim sarı lacivert de bilekliktir. Bir sürü arkadaşlar bunları üstümde göremeyeceksiniz. Fenerbahçe Dünya Kupası öncesindeki futbolunu oynayana kadar ben de formayla atkı göremeyeceksiniz. Maça tamı tamına 1,5 saat var arkadaşlar ve maça 1,5 saat öncesinden Kuzey Tribünün girişi. Bugün oruç tutmuyorum. O yüzden erken bir saatte stat pilava doğru ilerliyorum. Pilavımı yiyeceğim, ardından stada girişimi yapacağım. Madem ben Fenerbahçe'yi kırgındım, Karagümrük Fenerbahçe maçında neden boynuma atkı doladım? Şimdi kendime soruyorum, neden öyle bir şey yaptım? Ben de bilmiyorum. Artık stada giriş zamanı. Maça 1 saat 15 dakika öncesinden stada girişimizi yapıyoruz. Stada girişimizi yapmış bulunmaktayız. Sana geldi, sana geldi. Haydi söyle. An itibarıyla Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yerimi almış bulunmaktayım. Kameraman hemen yanında. Hemen yanı demek doğru olmaz ama yine yanı sayılır arkadaşlar. Maçın başlamasını dört gözle bekliyoruz. Son dönemlerde Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın maçlarına gittiğimden dolayı çoğu insan beni bir Galatasaraylı zannediyor, bir Beşiktaşlı. Fener'i bıraktın mı abi diye yazanlar bile var yani. Yok arkadaşlar, iyi günde de kötü günde de, hastalıkta sağlıkta biz sonuna kadar Fenerbahçeliyiz. Olan Fenerbahçeli. Oğlan mı diyecektim, ulan mı diyecektim anlayamadım yani. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın maçlarına gittiğimde arkadaşlar stadyumdaki o atmosferi görüyorum. Az önce de söylediğim gibi ortama ayak uydurmaya çalışıyorum. Bu kadar abi, olay bu. Merak etmeyin ya, Fenerbahçeliyim hala lütfen. Her ne kadar kırgın olsam da Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli olduğumdan dolayı gurur duyuyorum. Hem döveriz hem severiz ama sonuna kadar Fenerbahçeliyiz. Vay 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 vay, deplasman tribününde herhalde kapalı kişiye baksanız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Altay sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Onun yerine kalede İrfan Can Eğribayat görev yapıyor. İlk 11'imiz de belli olmuş. 4-1-3-2 sistemiyle çıkıyoruz. Kalede İrfan Can Eğribayat, savunma dörtlümüz Aloski, Salah, Samet, Osay, Samuel. Ön libero İsmail Yüksek, forvet arkası Mia Zayt. Sağ kanat Arda Güler, sol kanat Rossi. Santrafor ikilimiz ise Serdar Dursun'la Enar Valencia. Rossi yerine Emre Mor'u beklerdim. Çünkü Karagümrük maçında ilk 11'de başlamıştı. Tam çok iyi bir performans sergilediğini söyleyemeyiz ama sonuçta Emre Mor abi bu. Sağ solu belli olmuyor. Bunun dışında Ferdi zaten cezalı duruma düştü biliyorsunuz. Zaten 20 maçta kart sınırındaydı adam. Yani yoruldu artık normal olarak. Maçta takımıma beğeniyorum. Yani abi sizlere şu kadar söyleyeyim aslında. Biliyor musunuz? Lafı çok kıvırdım, çok uzattım. Ama Pedro ilk 11'de başlamıştı, o bana yeter. Bu kadar. Fenerbahçe taraftarıyla Ankara Gücü taraftarı birbirlerine göndermeler yapıyor arkadaşlar. Ankara Gücü'nün bana ve aynı zamanda Fenerbahçe taraftarına ihanet ettiğini düşünüyorum. Lan reklaşım dedim. Neler neler söylüyorlar bizlere ya. İrfan Can kuzeyi ateşliyor. Oley oley oley. Fenerbahçe ile birlikte Ankara Gücü de geliyor, görüyorsunuz. Islıklar yükseliyor. Hep büyüğün kadar ödüyor. La 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 la. Tam o elimiz olsa
sahibiz. Güler, Arda Güler oley. Arda Güler, Arda Güler oley. Ben geliyorum. Ha geliyor. Yan kısımdan geliyor. Boğaz geliyor. Her ne kadar kritik maçların adamı olmasa da sonuçta Fenerbahçe'mizin futbolcusu diğer Anadolu takımlarına karşı golleri atıyor. Takımımızda katkısı oluyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama cevap verdin o da yok. Fenerbahçe benim. Söyle senden başka. Senin lağların. Söyle senden başka. Fenerbahçe benim. Söyle senden başka. Senin lağların. Söyle senden başka. Ne solumda ne sağımda arkadaşım var veya tanıdığım var. Yani ben tek başıma maça gitmem. Tek başıma gidip de ne yapacağım? Sıkıcı olur diyen arkadaşlar oluyordur illaki. Bu hayatta tek başına bir şeyler yapmayı öğrenmen lazım. Kendi kendine eğlence yaratman lazım. Sen kendi motivasyonunu arayacaksın ve bulacaksın. İnsanları hayatında hiç gitmeyecekmiş gibi sınırlaman doğru değil. Sana söylüyorum bak, sana söylüyorum. Bu söylediklerim takipçilerim için geçerli değil sadece. Arkadaşlar, içimden geldi söylemek istedim. Birilerine faydam dokunduysa ne mutlu bana. Fenerbahçe! İrfancan! Zabit! Ali Özki! Arda! Junior Doktor. Valencia. Kritik maçların adamı olmayan. Serdar. Salari. 41 kere maşallah. İsmail. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Her Fenerbahçe'nin hayali arkadaşlar. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek dudaklarımda, yıllarca düşmeyecek. Geliyor! Lay 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 takımımızda oyun alanına geliyor görüyorsunuz. Ve Fenerbahçe'nin hemen arkasına Ankara Gücü de sahaya geliyor. Yaşa Fenerbahçe. Maç başlamadan hemen sizlere söyleyeyim. Ankara Gücü'nde Emre Kılıç'la Taylan Antalya'da eski bir Galatasaraylı. İkisi de ilk 11'de forma giyecek Fenerbahçe'ye karşı. Bir de dört büyüklerin de istediği kaleci Gökhan Akkan'dan bize karşı bugün ilk 11'de. O da Ankara Gücü'nün altyapısında yetişmişti. Sonrasında Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Yıllarca Rize Spor forması giydi. Rizespor biliyorsunuz ki bu sezon TFF 1 için ligde mücadele ediyor. O da Ankara Gücü'ne geldi ve yuvasına dönmüş oldu böylelikle. Her neyse Fenerbahçe geliyor. Parantez, Taylan'la Emre Kılıç Ankara Gücü'nde kiralık olarak forma giyiyor. Haydi takımca, taraftarca kenetlenmemiz lazım. Haydi Fenerbahçe.
Fener. 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 İsmail Yüksek gerçekten çok hırslı, çok mücadeleci ve çok istekli arkadaşlar. Geliyoruz. Hadi oğlum. Gol! Ben geçen haftaki Karagümrük maçında da söylemiştim. Yani Valencia topu alacak da kendi hazırlayacak, kendi mücadele edecek ve gol atacak bir isim değil. Güler, Junior, Junior Doktor, kaleci. Kaleci. Güzel güzel bastırıyoruz, bastırıyoruz. Haydi Fener, haydi Fener, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Dur. Kafa Samet! Çizgide mi gole? Herkes gol diye ayağa kalktı. Bu istek, bu hırs, bu azim bizi golle tanıştıracak. Sandır Fenerbahçe bizim için. Sandır Fenerbahçe. Ankara Gücü'nün teknik direktörü bir dönem Trabzonspor'u ve Karabük Spor'u çalıştırmışlar. En son Ümit Milli Takımı'sı çalıştıran Tolunay Kafkas. Güle güle güle. Kıra kıra. Sanır kadar ya. Emre İrfan. Bravo lan. Arda. Arda. Yapma. 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 Rakiplerden teker teker sıyrıldı. Harika sıyrıldı. Ama son vuruş iyi değil. İlk yarı sonu en az 2 dakika daha ilave edilmiştir. Abine sarısı ya. İyi misiniz hocam? Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarının sonucu. Fenerbahçe 0, Ankara Gücü 0. İlk yarıda en azından bir gol bulsaydık iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Bir ayrı ver diyeceğiz, geçeceğiz. Umarım ikinci yarı Fenerbahçe'nin adına daha güzel geçer. Hakem Atilla Karaoğlan'a inanılmaz bir tepki var. Ülker Stadyum Şükürler Şükürler Spor Kompleksi'nde. Duyuyorsunuz. İlk yarın sonlarına doğru verdiği kararlar Fenerbahçe taraftarını gerçekten çıldırttı. Ben de dahil çıldırdım yani gerçekten. Bu hakemlerin kararları sadece Fenerbahçe'yi değil Türk futboluna da zarar veriyor arkadaşlar. Türk futbolunun kalitesini düşürüyor gerçekten. İlk yarıyı değerlendirelim. Yani gerçekten Fenerbahçe'miz çok istekli bir futbol oynuyor, onu söyleyeyim. Ama bir türlü gol bulamadık ya. İlk yarın son 5-6 dakikasında kaçırdığımız pozisyonlar olsun. Yani saçma şey oldurttu. Arda Güler'in pozisyonu her şeyden önce. İki kişiyi geçti. Vurdu, kaleci Gökhan Akkan kurtardı. İkinci yarı bizlere neler getirecek bakalım. Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama bir an önce gol bulmamız lazım. Ankara Gücü'ne çok şans tanıdığımız söylenemez. Zaten kalemizde de çok göremedim. İki yarı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hazırsanız ikinci yarı geçelim. Bu maçta da Arda Güler'e ayrı ve ayrı bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Yani takımı tek başına pozisyona sokan bir isim. Çok çabalıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor çocuk. Zaten ilk yarının sonlarına doğru da net bir gol şansından yararlanamadık. Arda pozisyona girmişti zaten. Az önce de söyledim, iki kişiyi geçti. Kaleciyle karşı karşıya kaldı, vurdu. Kaleci Gökhan Akkan kurtardı. Ya zaten genel anlamda çok yetenekli bir futbolcu. Bu maçta da gerçekten bir başta oynuyor, öyle söyleyeyim. Şu an Pedro devre arasında görürsünüz sağda ısınmalar yapıyor topla. Yani gerçekten korkutuyor. İnşallah oyuna girmez. Takımlar ikinci yarı için sahaya geldi arkadaşlar. Haydi bakalım. İkinci yarı daha canlı, daha iyi Fenerbahçe olması dileğiyle. Serdar Dursun'un takımı ne kötülüğünü gördün abi. Gözümü seveyim ya. İkinci yarı başladı hayırlısıyla. Yap ortayı. Güzel. Güzel yere. Hadi. Vur. Göbeş hata. Yapma. 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 Orada Musa Sov olacaktı var ya. Ölümüne. Ölümüne. Ölümüne Fenerbahçe, ölümüne. Yapma! İrfan Can be. Helal vallahi, helal helal. Altayı çok anakladı bu maçta. Ne yalan söyleyeyim. Evet, telefon ışıkları yakıldı görüyorsunuz. Ama az sayıda. Ve Arda Güler. Köşe gönderimi giderken inanılmaz bir alkış aldı. Bizim için bu maçı alın. Hayır. Bravo. Bravo.
Rossi be. Ya golün kokusunu hala alıyorum ama içeri gelmiyor ya. Kenarda Emre Mor'la William Arao'yu görüyorum. Birazdan oyuna girecekler. Arao bu maç neden ilk 11'e başlamadı anlamadım gerçekten. Onun yerine İsmail başladı ama iyi de oynadı. İsmail bence bu maç. Arao çünkü sezon başından bu yana her maçta ilk 11'de başlıyor. Her maç ilk 11'e başlayan adam bu kez yedek soyunduruluyor. Ve maçın iyi isimlerinden İsmail Yüksek çıkıyor, yerini William Arao'ya bırakıyor. Ve Diego Rossi çıkıyor, yerini Emre Mor'a bırakıyor. Az önce neden yumulandı Rossi? Her neyse Emre Mor girdi. Alisov dışarı gitti. Amacın ne abi? Takımımızda birazdan Miguel Crespo ile İrfan Can Kahveci oyuna girecek. Acaba kimler çıkacak? Ve Arda Güler çıkıyor. Geriye İrfan Can Kahveci'ye bırakıyor. Arda'nın çıkmasını çok doğru bulmuyorum ama. Hadi bakalım. Emre güzel. Hayır. Orta bomboş. Alisov. Ankara Gücü 1-0 önde. Ortayı boş bırakırsan ve böyle Salahi ve Samet gibi iki ağır stoperin olursa golü her türlü yersin kardeşim. Hocam tertemiz gol. Santra vuruşuyla maç tekrardan başlayabilir. Evet tertemiz gol, maç tekrardan başladı. Bir de ne demişler biliyor musunuz? Atamayın atarlar. Örnek. Bu arada Fener Yumalt'ta ortalık karıştı. Bir şey beklemiyorum. Penaltı. Çok sevindiğimi söylenemez arkadaşlar. Penaltı kaçırma ihtimali de var. Ve Fenerbahçe'nin de durumu ortada abi. Ankara Gücü'ne golü yemeyecektir. Yani penaltı olduğu için çok da sevindim söylenemez. Topu alana gidiyor bir mi? Yürüme abim yürüme. Davul almış böyle bak gösteriyor. Valencia. Alioski. Maçın son dakikaları artık arkadaşlar. Maç kızıştı. Müsabakanın sonuna en az 10 dakika daha ilave edilmiştir. Bu Fenerbahçe taraftarının hoşuna gitti. Bu arada Ankara Gücü savunması da iyi kapanıyor. Sakin. Alioski. Alioski için de süper. Hadi. Crespo. Bu kardeş işte. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hissettin mi abi? Kresa oyna sonradan gidip oynattı. Dinamo. Ankara Gücü. Ananın namı Ankara Gücü. Fenerbahçe'si içeri atan mı? Fenerbahçe'si içeri atan mı?
Fenerbahçe siker adamı. Bizim taraftar da Ankara Gücü taraftarıyla çok zor oluşuyor. Evet, artık maçın bitimine saniyeler kaldı. Maç hakkında düşüncelerin. Abi, İstediğini abi, söyle. Abi ne diyeceğimi bilmiyorum ama ben de bugün hissetmiştim. Son bir saat kalkıp oturup evden geldim. Son bir saat kaldı. Dedim bir kazanacağımı hissedip geldim. Ve Allah aşkına bu kadar çemeli yüzümü karıştırmadım. Valla aynen bak akına gittiler. Maç bitti biz de bir ziyaret edelim. Şampiyonlukla alakalı tek bir kelime söylemeyeceğim arkadaşlar. Mücadele ettik ve kazandık. Açıkçası ben beklemiyordum. Yani 1-0 olduktan hemen sonra ya maç bitti ya böyle biter dedim. Penaltı şans için geldi. Kesinlikle 1-1 oldu. Sonrasında beklemedik bir adam Miguel Crespo. Yanımda takipçim. Ben inanıyorum atacağız diye attık valla. Haklı çıktı o da. Nerede? Orada. Haklı çıktın lan. Tebrik ederim bak seni. Gel. Helal olsun çocuğum sana. Sen inanmadım abi. Yalan yok. Evet arkadaşlar. Güvenlikten bizleri şu an stat'tan çıkartıyorlar. Çıkalım öyle kapanış yaparız. Arkadaşlar açıkçası beklenmedik bir galibiyet oldu benim için. 1-0'dan 2-1'e. Her şeyi son dakikada çözdük. Gerçekten son dakikada çok mücadele ettik ve kazandık. Çok mutluyuz. Şampiyon olmadık. Mücadele ettik ve kazandık sadece. Umarım beğenmişsinizdir. Fenerbahçe Şükrü Çoğu Spor Kompleksi'nde sizlere atmosferi yansıtabilmişimdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek arkadaşlar. Hoşça kalın. Çok mutluyuz.